Dün yine burada Filistin gündemini konuştuk. Tam da meclis kayıtlarına bir notu geçmek istiyoruz dedik. Bu topraklarda yüzyıllarca konuşulacak daha büyük bir acının yaşanmaması için daha fazla sorumluluk almamız gerektiğinin altını çizdik ki akşam maalesef ajanslara çok acı bir haber düştü. İsrail bir insanlık suçu işleyerek, tam da karşılığı bir soykırım işleyerek bir hastaneyi bombaladı ve 500'ün üzerinde Filistinli kardeşimizi şehit etti. Bu artık vahşetin geldiği nokta. Burada evet kınamayı yaptık. Bütün partiler ortak tutum alarak net bir tavır ortaya koyduk. Ben bütün siyasi partilerimize teşekkür ediyorum. Ancak bir şeyin altını özellikle çizmek istiyorum. Türkiye'den başka bu konuda dünyayı ayağa kaldıracak başka bir ülke yok. Bu bilincin farkında olarak biz daha fazla sorumluluk almak zorundayız. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na da çağrıda bulunmak istiyorum. 2009'daki One Minute çıkışı gibi dünyanın çok büyük güçlü çıkışlara ihtiyacı var ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin adına bunu yapması gerekiyor. Çok daha büyük çıkışlara imza atması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tam da burada dünyayı ayağa kaldırması gerekiyor. Bizim Türkiye adına kendisinden beklentimiz budur. Şimdi biz burada Gelecek Partisi, Saadet Partisi ortak grubu olarak 12 maddelik bir öneri sunacağız. Çok somut, net öneriler ortaya koyacağız. Burada birincisi dünkü yaşanan olay sonrasında ülkemizde derhal milli bir yas ilan edilmelidir. Bu ülkede Suudi Arabistan Kralı Kral Abdullah vefat ettiğinde dahi milli yas ilan edildi. Binlerce insanın da sanırım Kral Abdullah kadar hatrı vardır diye düşünüyoruz. Gelecek Partisi, Saadet Partisi grubu olarak Filistin'deki gelişmelerden dolayı bir günlük de olsa milli bir yas ilan edilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. İkincisi, burası çok önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir heyet oluşturulmasını ve bu heyetin Türkiye adına bölgeye gitmesini öneriyoruz. Dışişleri Bakanlığı, Mısır ve Birleşmiş Milletler'in bilgisi dahilinde Refah sınır kapısı ve Gazze'deki bombalanan hastaneler dahil olmak üzere bölgeyi yerinde inceleyecek bir heyetin bölgeye gitmesini öneriyoruz. Üçüncüsü, Türkiye'de doğal olarak İsrail karşıtı gösteriler yapılıyor. Bu gösterilere, emniyet güçlerimizin, kolluk kuvvetimizin daha müsamahalı davranmasını da buradan özellikle belirtmek istiyoruz. Bize gelen bilgilere göre gösterilerde biber gazı kullanılması gibi emniyetin ölçüsüz müdahalesi var. Bu konuda da Sayın İçişleri Bakanı'na buradan çağrıda bulunuyoruz. Milletimizin bu haklı tepkisinin ölçülü bir şekilde... Buyurun tamamlayın Sayın Şahin. Yalnız 5 dakika olmadı diye düşünüyorum. Hesap işini lütfen bana bırakın siz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bu konuda meşru zeminde yapılacak her türlü gösteriye de müsaade edilmesi gerektiğini altını çiziyoruz. Dördüncüsü, Türkiye insani yardım koridoru açılmasına öncülük etmelidir. Ülkemizdeki TİKA, AFAD, Kızılay gibi sivil toplum kuruluşlarında burada aktif rol alması gerekmektedir. Beşincisi, İsrail Büyükelçisi derhal Türkiye'den gönderilmelidir. İstenmeyen adam ilan edilmelidir. Burada akılcı mı davranacağız, ilkeli mi davranacağız? Böyle birbirinden bu iki kavramı da dışlamayacağız. İlkeli bir akıl ortaya koyacağız. Altıncısı, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde değil, devlet başkanları düzeyinde toplanmalıdır. Nihayetinde Dışişleri Bakanları önemli konularda devlet başkanları... Buyurun tamamlayın. İktidarlara danışmak zorunda kalacağı bir gerçekliktir. Onun için İslam İşbirliği Teşkilatı'nın liderler seviyesinde hatta Gazze'ye yakın bir bölgede toplanarak güçlü bir mesaj vermesi önem arz etmektedir. Yedincisi, İsrail ile her anlamda normalleşme süreci askıya alınmalıdır, durdurulmalıdır. Az önce söylediğim gibi ilkeli bir bakış açısı ortaya koymak zorundayız. Sekizincisi, ateşkes ilan etmemesi halinde İsrail'e uygulanacak müeyyideler İslam ülkeleri tarafından açıklanmalı ve herkes buna uymalıdır. Bu konuda Türkiye'de öncülük etmelidir. Dokuzuncusu,
Gazze'nin imarı için de bir adım atılmalıdır. Bu konuda derhal bir fon oluşturulmalıdır. Gazze, Gazzelilerindir. Buranın tahliye edilmesi asla kabul edilemez. İsrail istiyor ki burası tahliye edilsin, kalanların hepsine soykırım yapalım. Türkiye buna müsaade etmemelidir. Onuncusu. Buyurun. Toparlıyorum başkanım. Buyurun, son defa uzattım. İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinden oluşan Birleşmiş Milletleri Genel Kurulu üyelerinin teminatıyla Gazze'de bir garantörlük oluşturulmalıdır. Türkiye de burada aktif rol almalıdır. 11. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Oslo sürecinde söz verilen Filistin devletinin kurulması ile ilgili net bir takvim açıklanmalıdır. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir devlet var ama sınırlarını İsrail'in belirlediği bir tablo var. Bu belirsizlik giderilmelidir. 12. Birleşmiş Milletler eğer bu talepleri reddederse, veto ederse Türkiye Birleşmiş Milletleri Genel Kurulu'nu toplantıya çağırmalıdır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na toprak bütünlüğü için tanınması için de genel kurul toplantıya davet edilmelidir diyor. Bu önerilerimizi meclis kayıtlarına geçmek istiyoruz. Tekraren Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tam da bu süreçte daha fazla aktif rol alması gerektiğinin altını çiziyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Şahin. Ben de özellikle grup başkan vekilleriyle, grup başkan vekillerine eğer izinleri olursa bir bu konuşmayla bağlantılı bir halimizi arz etmek istiyorum. Şimdi Sayın Şahin bir heyet oluşturalım ve gidelim dedi. Gitmeyi çok isterim gerçekten bütün kalbimle. O acıları yerinde görmek, onlara ses olmak. Ama yurt dışı yasağım var ve bu meclisin başkan vekiliyim. Benimkini mahkeme koydu. Meclis diyebilir ki yani mahkemenin iradesine biz karışamayız. Fakat grubumuzun 15 sayın milletvekili İçişleri Bakanlığı'ndaki bir bürokratın imzasıyla hakkında hiçbir mahkeme kararı olmaksızın bu seyahate katılamayacak. Onların pasaportlarında tahdit var. Sadece kendilerinin değil, çocuklarının, eşlerinin, birinci dereceden yakınlarının da pasaportlarında tahdit var. Bir bürokrat kendini yargının da üzerinde konuşlandırarak buradaki vekilin seyahat özgürlüğünü kısıtlayabiliyor. Hani şahsi yattan çıkarıyorum. Benimkini mahkeme koymuş. Yargılamanın durması, vekil dokunulmazlığı, bu tartışmalara girmeyeceğim. Bunun bütün meclisin sorunu olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir hissiyatımı paylaşmak istedim. Özellikle böylesi günlerde bunun absürtlüğü daha da fazla görünür oluyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi Parti grubu adına Sayın Musavat Dervişoğlu. Buyurun Sayın Dervişoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum.